Evet yeperim. Bir bakıp çıkacağım videosuyla daha karşınızdayım efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz, keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Video hoşunuza giderse like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hemen bakalım neler oluyor. FIFA 24 yani artık EA Futbol mu? EA Sports FC 24'ün 10 saatlik deneme sürümü. Biliyorsunuz ki EA Play'in yeni çıkan oyunların 10 saate kadar deneme imkanı sunuyor. Persona 3 Reload geliyor. Game Pass eklenti indirimi var. DLC'lerde indirim, eğlence oyunları, Perks'ün burada. Bunlar çıkmıştı zaten. Benim için seçtikleri yine aynı. Bunlar aynı. Burası aynı. En popüler aynı. Bug Play. Kart çıkmaz. Yeni ürünler. Bunlara bir kısmına bakmıştık. Şu neye bakmıştık? Despots Game'e bakmıştık. Produce'a bakmıştık. Produce çok güzeldi aslında. Ben yapamıyordum artık, kaldıramıyordu. Onu kaldıramıyordum, konuşamıyorum bile o kadar. O yüzden çok gürültülü geldiği için bana oynamayı bırakmıştım ama çok tatlıydı. Onun dışında çok bir şey yok. Daha fazla uzatmanın beni şaşırt diyorum. Pıt 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 pıt. Bakalım ne çıkacak. Loot River, bunu oynamıştık. Beni şaşırt diyelim. Pıt pıt pıt. Ne çıktı? Exapunks. Bu neymiş? İzometrik bir ne oyunu bu tam olarak? Tam ekran yapayım. Görüntüler neyse HD değil, bulanık görünüyor. Çok anlamlandıramadım şu an için. Yıl 1997. Bir hackers'ın bir anlaşma yaptığın tek bir seferlik bir hackleme işi. Kaybedecek hiçbir şeyin yok. Tut tut tut. Puzzle oyunu. Yapboz oyunu. Şeyler bir şeyler. Her şeyi hackle. Bulmacaları çöz. Ona göre bir şeyler yap. Anladım. Şuradan kodları ayarlayacağız. Bu kodlarla uyumlu bir şey yapacağız. En sonunda da aşamayı geçeceğiz. Anladım az çok. Şöyle şurada uyumlu bir kod yazıyoruz. Bağlanırsa yeşil oluyor. Bağlanmazsa şöyle oluyor. Ondan sonra bir şeyler bir şeyler artık. Bunu da oyun kendi içerisinde gösterir. Ben o zaman indirip karşınıza geleyim efendim. Hop hop bir anda geri geldim. Hemen başlatalım. Ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Ufak bir cutscene var sanırım. Cutscene'i başlat diyor. Başlatalım. Kapıda biri var. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Birisinin gelmesi için çağırmış mıydım acaba? Bu arada sesimi ve görüntümü alıyor mu acaba? Şöyle bir kontrol etmek istiyorum. Görüntümü alıyor da sesimi de alıyor. Her gün vücudum gitgide daha da çöküyor. Hey, Nivas diye biri. Beni duyuyor musun? Senin bazı ilaçlar aradığını duymuştum. Gerçekten ihtiyacım var gibi görünüyor. Evet, gerçekten haklısın Nivas. Her şeyi bulabildiğini söylüyorlar. Bootleg ilaçlarını bile bulduğunu söylüyor. Bir kaynağım var. Nereden bulacağımı biliyorum. Gerçekten gerçek bir şeyden daha ucuz. Ama yine de biraz tutar. 3-5 papelim varsa hallederiz diyor. Nivas durdu ve gözlerimin içine baktı. Bir dozda 700 alman gerekiyor ve günde sadece bir doz alman gerekiyor ve bunlar dolar. Üzgünüm, fiyatı ben belirlemiyorum, ben sadece dağıtıcıyım. Bütün para bana gitmiyor yani. Her neyse, paran olduğunda beni ara. Tamam. Mutex 8021 diye birisi hello yazdı bize. Merhaba yazdı. Ben yazabiliyor muyum? Yazamıyorum hiçbir şekilde. Böyle workhouse diye bir şey var. Onu açtık. Workhouse'a bağlanıyoruz. Macmillan mı? Buraya, Macmillan mı? Ne bu? Bir steakhouse'çuda bir şeyler yemişiz. Bir şeyler içmişiz. Özel bir şeyimiz olmuş. Tamam. İşimizi veriyor.
Senin işini onaylamadı. Bunları mı yazacağım acaba? Evet. Şunları yazıyorum. 140. Taba basalım. DP. Böyle. Yazalım hızlı hızlı. Niye elle girmem gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. Biraz istiridye yemişler. Şunun ne olduğuna dair ufak bir bilgim bile yok. Trüf eklemişler. 20 dolarlık. I'yla yazalım. Sonra bir sıkıntı olmasın. Böyle 12 special order 200 dolarlık bir şey daha eklemişler. 10 kuruş kazandık. Wow, a whole 10 cents. Oo, tamı tamına 10 sent. Congratulations. You only need Tebrik to do ederim. 6,999 more of these and you'll have enough for today. Bunun için 6.999 tane daha yapman gerekiyor bugün için ve işin tamamlamış oluyor. Benle mi konuşuyorsun? Yeah, I'm talking to you. You need that Evet, medication to sana stay konuşuyorum. alive, right? Senin bu yaşamak için bu ilaçları Well, guess almana what? gerek I almak can get it to zorundasın, değil you. mi? Tahmin et ne oldu? You'll need Denetimini to start yapabilirim. hacking again, though. Sadece tekrardan Yeah, hackleme one işine dose. gerekiyor. Her bir hackleme bir doz. Easy, deal. Kolay değil mi? Anlaştık. Nasıl yapacağımı unuttum. You're about to remember. Hatırlamak Not now. üzeresin. Tık tık. Yes'le ta şöyle şey yapıyoruz. Tekrar bir kapıda. Eski bir dost. Guest. Eskiden onun adını hatırlardım. Gerçek adını hatırlardım. Fakat Hey, şimdi yok. came by to give you something. Sana bir şey vermek için geldim. Bana ufak bir kitap uzatıyor. Kitapçık uzatıyor. Bu gerçek bir kağıttan yapılmış. Neyse. Bu şey olarak çağrılıyordu sanırım. Kahrolası gazete. Can't hack like I used to. Alıştığım gibi hackleyemem. Whatever edge I had, it's gone now. Bir şeyin ucundaydım. Fakat But I had şimdi to keep gitti. doing something. Fakat bunu Something yapman to keep gerekiyor. the culture alive, you know? Bu bir nevi bir kültürü ayakta tutma gibi. Anlarsın Computers ya. are running everything these days. Şimdilerde bilgisayar her şeyi her işlevde kullanılıyor. Before long, human beings aren't even gonna have a say. Uzun olma... Nasıl çevirebilirim bunu? Çok olmadı değil mi? So İnsanların now buna I sahip equip olmadığını people söyleyecek kadar çok olmadı. with Şimdi insanlara the bilgi knowledge. veriyorum. The knowledge to make a computer do what you want Bu bilgi on ki your terms. bilgisayarlara senin istediğin her şeyi söylemesini sağlıyor. Senin yolunla her Anyway, şeyi. I won't keep you. Her neyse, I'll let seni you çok like to be tutmayacağım. alone. Hope you Tek like what olmayı you've seen, sevdiğini Zane. biliyorum. Gazetede gördüğün şeyi seversin umarım. Yani dergide. Sorun 1. Dijital versiyonunu mu görelim? Dijital versiyonunu görelim. Göremiyoruz. Bizde de açıldı sanırım. Şey olarak açıldı şu an. PDF olarak bilgisayarımda açıldı. Şaka gibi. Çok iyi. Hiç bunu beklemiyordum. Böyle bayağı gerçekten bir PDF hazırlamışlar yani. Dosya manipülasyonu. Böyle hangi tuşta büyütüyordum ya? Heh, şöyle büyütüyoruz. Tamam. Bayağı hardcore hazırlamışlar. Neyse, oyun ekranına geçeyim. Yanlışlıkla yazdırabilir versiyonunu açtım sanırım. Evet, yine PDF olarak o da açıldı. Hiç tek tek bunları okuyup oyunun
öğreneceğimi düşünüyorlarsa gerçekten yanılıyorlar. Tek tek okuyup öğrenmeyeceğim, haberiniz olsun. Teknik referanslar için bu oyunun bu oyun magazinleri yani dergileri kullanıyor. Cart curt bir şeyler bir şeyler. Hiç uğraşmayacağım. Buna göz atacak mısın? Bu dergiye senin hackleme için bir eğitim alanın. Ona bakmaya ne dersin? Tatlı eğlenceli bir an değil mi? Değil mi? Tatlı eğlenceli bir iş. İyi iş. Sanırım sen kimsin? Bu bir gizem. Böyle daha eğlenceli değil mi? Daha merak uyandırıcı değil mi? Hadi devam edelim. Sanırım benden buraya bir şeyler yapmamı istiyorlar. Mu. Evet. X1 diyelim. Şunu nasıl hareket ettireceğim? Ufak bir göz atalım şimdi. Mu 2 deyince mesela nereye mu olacak? Böyle play yapamıyor muyum? Bunlar ne oluyor? Gösteriyorlar. Ha. Mu X2. Move file 200'te 200. dosyayı yani şu 200 dosyasını dışarıya çıkar diyor da nasıl yapacağız bunu? Abi şaka mı bu? Böyle mi üretiyorsunuz gerçekten? Tamam. İlk önce şöyle link 200 mü yazmam gerekiyor? E bağlandı. Geri gel. Şöyle yazalım. Grab 200 XA'ya diyoruz ki 200 al yani şuna diyoruz ki 200 al. Aldı. Sonrasında ne oldu? Tek seferde mi kodu yazmamız gerekiyor? Şöyle ne yapalım? 200 yazınca outbox'a bağlanıyor. Link 200. Drop. Böyle mi yapmam gerekiyor? Şöyle şunu dediklerini yazalım. Link 800 yazalım bir en başta. Link 100. Drop 200. Link 800. Drop halt. Ne yapacak bu? Link 800'e bağlanıyor. Link 800 dedi şurası alıyor. Hiçbir fikrim yok. Daha yavaş oynatmaya ne dersin? Şimdi 200'ü aldı. 800'e bağlanıyor. Niye 800? 800 burası değil miydi ya? Ben mi anlayamıyordum? Buraya bırakıyor. Tamam. Çurt bir şeyler, bir şeyler. Böyle car çurt bakalım.
Aynı şeyi mi yapıyoruz? Burada da görevimiz var. Hareket ettir yine bunları bir şey yap diyor da. Çok zahmetli ya, ben bunu gerçekten niye öğrenmek isteyeyim? Buradan tek tek böyle mi yapmam gerekiyor? Şaka mı? Tuhaf bir oyun oynanış kararı diyeyim. Yani hiçbir fikrim yok neden böyle bir şey yaptıklarına dair. Genel oyuncu kitlesinden ziyade daha çok sanırım programlama ve bu dili bilen, herhalde belli bir dil var ki bunun üstüne gidilmiş. Şöyle burada hani tuhaf bir şekilde PDF'den öğreniyorsunuz. Bilmiyorum, eğer ki hoşunuza gidiyorsa ve programcılığa ve programlamaya ilginiz varsa bakabilirsiniz ama onun dışında çok önerir miyim sanmam, yani çok anlayamadım. Böyle şeye çok da ilgim yok. Tuhaf bir oyun oynanış kararı. Saygı duyuyorum. Diyecek bir şey de bulamıyorum en azından. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.